Merhabalar değerli izleyenler. Bugün Güney Türkistan'a konuşacağız. Burada yaşayan bizim kardeşimiz var. Güney Türkistan'da yaşayan. Biz Özbek aslında Muhammed kardeşimizle beraberiz. Bize Güney Türkistan'dan bahsedecek. Bizimle beraber, bizim gönül coğrafyamız olan Türkistan'ın güneyinden bahsedeceğiz aslında. Muhammed kendini tanıştırarak bizlere Güney Türkistan'ı anlatabilir misin? Ben Muhammed, soyadım diye kanatlarım. Uludağ Üniversitesi'nde siyaset ve makam yönetimi, son sınıf öğrencisiyim. 2016'dan beri Bursa'dayım. Dediğim gibi ben Güney Türkistan'da doğdum, büyüdüm. Güney Türkistan dediğim zaman aslında Afganistan'ın kuzeyinde. Yani Doğu Türkistan siz oluyorsunuz, Güney biz. Batı Türkistan aynen. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, bu tarafta. Şimdi son durum yoksa Türkler dediğin gibi orada Özbekler çoğunluk olmak üzere Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, Uygurlar, Azerbaycan Türkleri de var orada. Kızılbaş var, Aymak var. Yani 15 milyona yakın Türk var orada. Zor. Aynen. Böyle. Orada durum nasıl şimdi? Ailenle haber alabiliyoruz. Onlar ne durumda? Onlardan bahsedebilir misin? Savaş ne zaman başladı? Çünkü çoğu insan Güney Türkistan'a nerede olup ne olup dediğini bilmiyor maalesef. Aynen. Bilinmesi gerekir aslında. Ama çoğu insan bilmiyor. Aynen. Güney Türkistan savaşları aslında biliyorsun son 45 senedir devam ediyor. Sovyet Rusya'nın girmesiyle birlikte bu mücahitler dediğimiz kısmın Sovyet Rusya'ya mücadele vermesinden 45 sene onlardan sonra iç savaş başladı. Bu Hizb-ül ya liderler kendi aralarına şey yaptılar. Ondan beri 45 sene, son 20 senede cumhuriyet ortaya gelmişti biliyorsunuz. Bun oturmasıyla. O da son 20 senedir Taliban'ın faaliyeti yok edilmedi. Taliban dediğimiz bir örgüt orada faaliyet gösteriyordu. Yönetim tamamen Taliban'ın eline geçti. Ailemle konuşabiliyorum. Taliban Kabil'i ele geçirdiğinde birkaç saat kesildi internetten. Ama onun dışında hep konuşabiliyoruz, yapabiliyoruz. Durumları iyi şu anlık ama tabii ülke yönetim değişti. Taliban dediğimiz bir örgütün eline geçti. Sıkıntılar var mı var? Yani genel olarak herkes gibi benim ailemde orada onlar ne çekiyorsa, onlar ne tür bir sıkıntısı varsa aynı şekilde benim ailemde. Yani özellikle biz ben asker kökenli bir aile. Benim babam Taliban'a karşı biliyorsun mücadele verdi. 2018'de şehit oldu. Benim korkularım, kuşkularım biraz bu yönden var ama buna kadar kapımıza gelmediler. Ama gelmeyecekleri de malum değil. Yani gelmeyecek. Aynen. Çünkü ne olur bitirir de böyle. Aynen. Şimdi izliyoruz. 1,5 aydır onların yerinde. Yani yavaş yavaş daha yönetim oturmadı yerine. Oturduktan sonra bunlar bunlar 2000 kaçta gelmişlerdi? 96'dan sanırım 2001'e kadar evet. Taliban elindeydi Afganistan. O dönemlerde de aynen. Geldiklerinde 5-6 ay kimseye şey yapmamışlardı. Bundan sonra araştırmaya başladılar, yok etmeye başladılar yavaş yavaş. Yani bu dünyaya biz değiştik diye mesela oradan soruşuyorlar. Bu nasıl doğru olabilir? Yani orada bir güven söz konusu olabilir. Mesela özellikle biz şunu isteriz. Mesela orada Türkler insan gibi yaşayabilirsin, kendi haklarını savunabilirsin. Özellikle olsa en azından cumhuriyet kurulabilir mi veya Güney Türkistan Cumhuriyeti özellikle olsa da bunun devamı gelecek tabii bağımsız olmaya yolunda. Şimdi özellikle olsa bile ileride bağımsız bir cumhuriyet olma açısından. İnşallah. Bunu tabii Türk dünyası bu şeyi görmesi gerekiyor. Bizim başta komşularımız Türk cumhuriyetleri bu tehlikeyi görmesi gerekiyor. Mesela orada Türkmenistan, Özbekistan, özellikle bizim de Güney Türkistan'da iç içe komşuyuz. Yani toprak şeyimiz. Aynen. Bunların görmesi gerekiyor. Mesela Taliban neden ortaya geldi? Taliban'ı kim getirdi? Yani bir örgüt durup dururken Afganistan gibi bir ülke var. Ülkeni bir günde tek kurşun sıkmadan 300
binlik bir askeri ele geçiriyor. 60 bin kişilik bir eğitim görmeyen asker. Yani bu nasıl oluyor? Bu daha önceden planlanmış bir şey. Aynen. Bu yani burada Çin'le ABD'nin şeylerini iyi analiz etmemiz lazım. Tabii. Biz Türk dünyası olarak yani Güney Türkistan Türk dünyasının omurgası şeyine sahip. Mesela sen Doğu Türkistan'da olduğu için daha iyi bilirsin. Mesela İsa Altekinler döneminde mesela Doğu Türkistan'da Çin'in zulmüne maruz kaldığında yani ben İsa Altekin'i örnek veriyorum. Buna benzer binlerce Doğu Türkistan'ın Türk nereye kullandılar? Yani Doğu Türkistan'a çıkmak. Güney Türkistan'a. Evet, Afganistan'a. Şimdi Sovyet Rusya'nın baskısı altında kalan Türkistan'da nereye kullandı? Buraya kullandı. Şimdi burası da ABD buradan çıktı, Taliban'ı getirdi. Çin'i şeye çekmesi gerekiyor, karayollarını kapatsın. Yani oraya harcadığı parayı da deniz yollarını kapatması gerekiyor. Bunlar ekonomik savaş biliyorsun. Evet. Çin biraz ileride ABD'de. Ama biz bunlara şey vermememiz gerekiyor. Bu toprak bizim toprağımız. Yani bu tehlikede Taliban dediğimiz bir şeyi geçmiş yani İslam'la bir herhangi bir alakası yok. Önce bana dedin sen bunlar değişti. Yani değiştiğini iddia ediyorlar. İddia yani. Ediyorlar yani. Nasıl değişebilir? Ben sen bu mesajı vermeye çalışıyorum. Aynen sen sakalını kestiğin için bilmiyorum yani. Müslümanlıktan çıkmıyorsun veya kendi ideolojini şey yapmıyorsun. Onu diyorum yani. Müslümanlık da aslında suç değil ama bunların yaşlılığı başka bir şey. Yani, biz de Müslümanız sonuçta. Öyle yani ben şimdi dediğin gibi yani bunlar hareketlerine bakıyorsun, tavırlarına bakıyorsun. Bunlar İslam'la herhangi bir alakası yok. Çünkü yani bilmiyorum şu anda Afganistan'da kadınların, kızların okuma hakkı ellerinden alındı. Mesela şu anda Afganistan'da kadınlar kabineye girebiliyordu. Bakan olabiliyordu, kaymakam, vali. Yani bunlar ellerinden alındı tamamen ama 12. sınıfa kadar değil de 7. sınıfa kadar sana izin vermişler kızların okula gitmesine. 7. sınıf şu an açılmadı yani söz verilmiş. Yani bunlar çok büyük bir tehlike. Yani değişim diyorlar. Yani bu değişim nerede? Yoksa Türk dünyası için eğitimli kadınlara ihtiyacımız var. Kesinlikle yani. Türkiye evlatlarının annesi bunlar. Kesinlikle evlatlarımız eğitimli kadınlar. Kesinlikle. Bunların eğitim alması lazım ki bizim evlatlarımız iyi yerlere gelebilsin, iyi eğitimler alabilsin. Çünkü aile eğitimi en önemlidir. Kesinlikle. Çünkü kadın okumayınca yani. Dediğim gibi yani sağlıklı bir birey yetiştirmesi için kaliteli bir eğitim alması şart. Onun için yani şu anda ekonomik olarak berbat bir durumdayız. Dışarıdan bir şey gelmiyor yani. Bir buçuk ayda tamamen karayolları da kapalı, komşularımızla birlikte hava yolları da kapalı. Yani bir gıda gelmiyor dışarıdan, ülkeye biliyorsun, sanayi yok, balık yapıyor. Kapalı bir kutu gibi. Aynen. Şu anda halk perişan bir durumda. Gerçekten ekonomik olarak yani çok berbat bir durumda. Yani bir an önce ben onu dışında yani buraya Rusya'nın da sessiz kalmasını iyi analiz etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Ermenistan şey oldu mesela Ermenistan'a Rusya sessiz kaldı. Ermenistan'a neden sessiz kaldı? Bence Ermenistan daha önce ABD'ye yaklaştı. Rusya da sessiz kaldı. Yani Azerbaycan'la olan mücadelesinde Ermenistan'ın arkasında durmadı. Ben seni arkana durmasam sen içsin bu topraklar. Şimdi Taliban'ın oraya gelmesine göz yummasının nedeni Tacikistan'a şu anda birlikte askeri tatbikat yapıyorlar Tacikistan'ın arkasında. Tacikistan dedi Taliban karşısında dururum oradaki Taciklerin hakkını yiyemezsiniz. Orada yani %47 Tacik var dedi. Yani Fars kökenli. Onlara da hakkını hiç sayamaz. Mesela hiçbir Türk sayıları çok fazlaymış. %47. Yani değildi. Yani ne? Bu yani, konuşan %47 var ama çünkü ben de Özbek kökenliyim. Yani Fars dilinde eğitim aldığım için evet. Çok kolaylıkla Özbekçe konuşuyorum. Ama orada yani dediğim gibi düzenli bir şekilde sayım yapıldığında orada Türk kökenli çoğunluk olduğunu şimdi bir kere baktığın zaman geçmişten orada Timurlu İmparator, Timur'un sülalesi ne oldu? Babur'un sülalesi ne oldu? Yoksa yani orada onlarca Türk devletini imparatorluk kurduğu bir topraktan bahsediyoruz. Orada Türklerin yani bu kadar şahşalı imparatorluklar kuruldu da bunlar nereye gitti? Şimdi şeye geldiğimiz zaman yani hakikaten şunu demeye çalışıyorum. Özbekistan Farsların arkasında durdu da şimdi Rusya'da Taliban'la işbirliği yapabiliriz. Şimdi bence en büyük tehlike şu bir Fars dünyası yaratılır.
orada Tacikistan var. Bizim Güney Türkistan Kurasan olarak şey ad değiştirerek bir özelliğini ya bir bağımsızlığını kazandığını düşünsene İran'la bağlanır. Evet. Bundan sonra Türklükten kopmuş olur. Bu saatten sonra hiçbir şey yapamazlar. Şöyle hiçbir şey yapamazlar. Bağlantılarımız kopmuş olur. Ben omurga dedim yani Güney Türkistan omurga olduğu için yani burada bunu çok iyi analiz etmeleri gerekiyor. Birlikte güçlüyüz. Aslında yani şu yani, korktuğumuz yani Güney Türkistan eline bir şey. Güçsüzlendirir yani. Evet Doğu Batı yani sen tek başına Doğu Türkistan olarak şu anda sen buradasın en azından Doğu Türkistan yani son damlasına kadar unutmayacağım. Ben bunu bağımsızlığım için mücadele vereceğim. Ama bu saatten sonra işin seni daha da zorlar. Yani bu saat orada bir Güney Türkistan var. O toprak şu anda ben Güney Doğu Türkistan nasıl benim vatanım, toprağım. Yani gerekirse oraya kan da dökebilirim, can da verebilirim. Evet. Aynı şekilde Güney Türkistan da senin için. Yani biz soyumuz bir, kanımız bir, topraklarımız da bir. Yani orada şerattır. Ya Güney Türkistan da benim vatanım, Doğu Türkistan da bir. Aynısı senin için de geçerli. Evet. Şimdi bunun olması için oraya bir Güney Türkistan olsun ki sen oradan Doğu Türkistan'ın mücadelesini kolaylıkla verebilirsin. Güney olmadan doğusu olamaz. Şimdi buraya dediğim gibi Fars bir dünya, Fars dünyasını yarattıklarından yani. Kurasan, Tacikistan, İran olarak kesin tamamen kesilmiş olur. Yani bunu Türk dünyası bence çok şey yapmıyor yani üzerinde durmuyor. Yani kesinlikle bir İran'a baksana yani olabildiğince bilmiyorum yani çok da şey değil. Yani biz Türk dünyası olarak 7-8 tane Türk cumhuriyetimiz var. Yani tek İran 15 milyon Türk şey var, Fars var. Oraya 45 milyon Türk var. 15 milyon Fars olarak Irak'ta bunlar daha güçlü. Suriye'de bunlar daha güçlü. Afganistan'da bunlar daha güçlü. Bir yerde mezhep üzerinden giriyorlar, bir yerde bilmem ırk üzerinden. Ama biz özbeöz topraklarımız, özbeöz milletimiz. Yani bunların elinden tutmuyoruz, yol göstermiyoruz. Yani bilmiyorum yani Türk dünyası olarak bunların şeyi bu. Ben Özbekistan'la Türkmenistan'la hayret ediyorum bunlar. Yani biz diyor Buhara'ya kadar gider. Türkmenistan zaten bunlar şey yapmıyor yani bu açık açık söylüyorlar. Tacikistan'a şunu verin, biz senin 6 saati alırız. Taliban'dan aynı. Yani şu anda asker. Çin'e mi güvenler ya da? Yani bilmiyorum niye güvenlikler. Yani bak bu şey bir şey değil yani şaka bir şey değil. İki devre şu anda Kabil yönetimi Taliban elinde. Evet. Düşenbe dediğimiz Tacikistan uluslararası bir devlet yani Tacikistan dediğimiz bir devlet. O nedenle seni 6 saati alırım ben. Yani bu olayın yani Türkmenistan bir açıklama yapmıyor yani Özbekistan. Bu nereye gidecek? Yarın bir gün sizin başınıza bela olmaz mı? Olur. Evet. Orayı yani bugüne kadar yapmadınız ya bari bugünden sonra mekan oradaki var. Türklerin arkasında durun yani hiç olmasa öncesi dersek verin onlar bağımsızlıkla için. Siz bugün sahiplenmezsiniz yarın sizin başınıza geldi. Bana dokunmayan ilan 1000 yıl yaşar. Öyle bir şey yok. Evet. Bugün bizim kafamız yazarsa yarın senin gününde yazar. Bu böyle. Buraya, yani şu anda şöyle ABD yenilmiş. Nerede yenildi ABD? Şimdi ABD bugün askerini çekti. Sonraki gün CIA başkanı geldi Kabil'de. Onlara dedi sen bunu yapman gerekiyor. Sen Kabil'i düzenledi çık. Şimdi Katar'da bir daha otur. Şimdi Taliban'ın eli abi. Taliban'ın ipi ABD'nin elinde. ABD şirakacı kullanıyor. Evet. Dedi orada bir kere askeri vardı. Günlük milyonlarca para harcıyordu. Sen biliyorsun ABD dünyada en çok parayı ordusuna harcayan. Evet, savunmaya. Aynen. Bunun neden Afganistan'da var? Kayıp da veriyor. Kendi askerini çekti oradan, ipi onların elinde. Şu anda bütün paraları şey ABD, Afganistan yani Taliban şu anda Kabil yönetimini ele geçirdi. Yani Afganistan paraları ABD'nin elinde. Stop yani durdurdular. Taliban alamıyor. Taliban onların dediklerine göre hareket etmeleri gerekiyor. Onlara para versin. Şimdi Çin'i olayın içine çeker. Çin'de kolay bir şey değil ABD. Çin dediğimiz bir devlet yani ekonomik olarak ABD'ye ileriye geçmeyi başardıysa yani kendi çıkarları doğrultusunda Taliban'ı da kullanır. Çünkü Taliban kullanılmış bir şey. ABD kullanabiliyorsa kullanım bayağı açıktır. Aynen. ABD kullanabiliyorsa Çin neden kullanır? Yani. Onu diyorum yani. Biz Türkmenistan olarak, Azerbaycan, Özbekistan olarak bunu görmemiz gerekiyor. Türkiye olarak bunu görmemiz gerekiyor. Bence yani bunlar kullanılmıyor. Yani bilmiyorum şu anda. Medyanın gözünün önünde oturdular yani bu geçen gün Katar'da oturdular, evet. Ondan öncesi Kabil'de oturdular. Yani o toprakta yani şöyle bir düşünün, geçmiş dönem Taliban geldi de var, kim getirdi bunları acaba? Ya
Yani 20 senede ABD orada, Taliban neden yok yani? İstese yok edemez miydi? Yani onu diyorlar. Bir gün daha Afganistan'a geldi, bir gün sormadan şey yapmadan. 80'den için, 200.000 için sınırda nasıl diyordun? Onu diyorum yani. Eğitimde 200.000 için. O eğitilmiş asker. Evet. Bir de bütün silahları bıraktılar, evet. Çıktı. Aynen. Şimdi bunu biz Türk dünyası olarak iyi şey yapmamız gerekiyor. Yani ne yazık ki iş işten geçtikten sonra yani olmuyor. Yani senin orası toprağın bir kere. Oraya söylediler ama ya. Onların hakkını koruyabilirsin. Hukukunu koruyabilirsin. Yani sen sonuçta millettaşın, kanlaşın. Evet. Yani bunların şey olması orada var olan bir millet. Biz yeni gelmiş bir millet değiliz. Biz milattan öncesinden beri yani Türkistan'da bizim atalarımız orada imparatorluk kurdu. Babur dediğimiz, Timur dediğimiz, Gazneliler olsun. Neredeydi bunlar hepsi? Bunların hepsinin başkenti Herat, Kabil, Gazne. Bunlar burada değil. Navai neydi? Navai mezarı Herat'ta değil mi? Evet. Yani bu, orası senin toprağın. Navai bizim derken o toprağın bizim olduğunu iddia ediyoruz aslında ama bunu çıkıp da söylemek yani ne yazık ki olmuyor yani ama olmayan şeylere bakın orada neler yaratmaya çalışıyorum. Evet. Ne yazık ki. Evet. Doğduristan konusunda ne düşünüyorsun? Sence neler yapılabilir? Aslında Güney Türkistan'la Doğduristan çok bir fark. Kaderi birbirine yakın. Yakın. Evet. Ama Güney Türkistan'da olan bir taraf en azından biraz medyanın elinde olabiliyor. Doğduristan'da olanlar medya altında oluyor veya gösterilmiyor, kapalı kutu gibi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben Doğu Türkistan hakkında yani ne yazık ki dediğim gibi bunda Güney Türkistan o şeylerden geçiyor. Yani Doğu Türkistan haline gelmeyelim diyorum. Doğu Türkistan elimizden ne yazık ki gitmek üzere. Yani bugün, yarın öbür gün bu da giderse ki dediğim gibi şu anda bu en azından sosyal medya var. Biz ailemizle şu an halindeyiz. Bak sen bana yeni tanıştığımızda 2019 ya 2019 ileride olabilir. Sen bana diyordun oradaki kızları nikahı zorluyorlar. Evet. Çocuklar ağlıyordu. Bak ben yaşamadım ki bir insan inanması çok zor oldu. Şimdi ben geçen yani bir hafta olmadı. Bir haftadan fazladır belki bir genelge yayınladı Taliban dedi. 45 yaşından altındaki asker kadınları ve 18 yaşının üstündeki kızları evlendirelim. Kimlerle evlendirecekmiş? Kendi militanlarıyla evlendirecekmiş. Yani bu biz zorla bunu yaptılar. Tahar elinde bir asker kadını Taliban militanları kendi nikahlarına almak için zorluyor. Bu da çekiyor. İki tanesini öldürerek Kabil'e kaçtı. Bu dönemlerde Kabil düşmemişti. Kabil'e kaçtı. Yani bunu yaşadık biz. Ben yaşadıktan sonra panik içerisinde düştüm. Ben dedim bak Abdülkadir dönemler bize bunu söylüyordu. Ama senin şeyini, durumunu anlamak için yani bizzat ben bunu gördükten sonra şok oldum. Yani. Ben asker ailesi, asker kökenli bir aileden benim kız kardeşlerim orada, annem orada. Yani yarın bir gün böyle bir şey benim üzerime geldi. Ben yani ben nasıl başkaldım? Yani başkaldırma gibi tahmin edemiyorum. Yani bunu bizzat yaşadık. Şimdi Doğu Türkistan dediğim gibi yani Güney Türkistan Doğu Türkistan haline gelmemesi için bir an önce bir şeyler yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Doğu Türkistan için de artık silahlı mücadeleye girmek bence çok geç diye düşünüyorum. Biz buradayken kendimizi kaliteli bir şekilde eğitimlerimizi alıp eğitim yönünden mesela biz Birleşik Milletler olsun yani doğal hakkınsın. İnsan evet, hakları diye bir şey varsa burada okuyacaksın. Yani yurt dışındaki Doğu Türkistan'da öğrenciler olsun, aydınlar olsun bir birlikleri oluşturacaklar. Platformla birlikte şey olacak yani ilk başta insan hakları dernekler olsun, STK'lar olsun, bilmem kuruluşlar olsun, kurumlar olsun başvuru yapacaksın. Doğu Türkistan'da bu kadar Uygur halkı var. Yani orada Doğu Türkistan gibi Doğu Türkistan milattan önceye dayanır. Şey, bir millet tarihi. Bu millet yok edilmeye çalışıyor yani. Bu sesini... O da yazılı kaynakları göre. Yazılmayan kaynakları göre bakmamız lazım. Aynen. Onu diyorum yani yok edilmeye çalışıyor. Bunlar dediğim gibi buna sessiz kalırsa o dönemde ondan sonra herkes kendi göbeğini şey yapar diyor ya. Çeçenler gibi ölüm kalır.
Başka bir yolu yok. Girişeceksin. Yani azdan az, çoktan çok. Yani bu. Sonuçta Çin'i de yanına gidersin. Hukuk yollarla birlikte dosyanı koyarsın. Yani madem komşu komşuya, yani beraber ileriye götürelim. Yıllar. Aynen. İlla bir şey yapacaksın. Muhatap olacağız. Aynen. Olacaksın. Ama, aynen. Dediğin gibi ilk başta silahlı bir mücadele olmasından yani. Ben silahlı mücadeleye girdiğimiz zaman bize terör takıntıları cevap. Biz terörle hiçbir alakamız yok. Bizim millet olarak hiçbir zaman terörle bizim Türk'ün yan yana koyamazsın, bağdaştıramazsın. Türk'ün de zaten yani dediğim gibi hiçbir zaman terör dediğimiz ülken. Ama ne oldu? Tabii bizimkilerden mankota onlar şey yaptı bizim, yani kanı buz olmuş insanları aldılar yanlarına. Onlar çoğunluğu temsil etmiyor bir kere. Onlar sizin gibi insanlar. Onlar Türk değildir onlar. O insanlar yani sen iki kişiyi getirip de bütün Doğu Türkistan'ı terör damgası vuramazsın. Yani Güney Türkistan'ı iki kişi Taliban başına olup bütün Güney Türkistan'ın halkını terör damgası vuramaz. Terörün millet olmaz. Kesinlikle. Yani bunun için ilk başta iyi okumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hakkımızı, hukukumuzu hukuki yollardan takip etmemiz gerekiyor. O zaman bu dönemde bizim karşımıza sonra Birleşik Milletler'iymiş, şuymuş, buymuş. Ha, ilk başta dediğim gibi okuyorlarla hakkımızı arayacağız. Sessiz kaldıkları zaman yapacak bir şey yok. Yani bugün varsa da bir ölüm var, yarın olur. Onu tatacağız mutlaka. Evet. Ama yani hiçbir kimse, dediğim gibi şu anda bu insan haklarını savunan adamlar ülkelerinde rahat uyuyorlar. Yarın bugün senin toprağına birisi saldırırsa, sen böyle paşa paşa konuşamazsın. Şu anda Doğu Türkistan dediğimiz bir toprak yok olmaya geliyor. Yani sen, yani sen anlayamazsın bu acıyı. Başına geldikten sonra anlarsın. Yani o zaman hukuki yollarla sessiz kalırsanız ondan sonra da eleştirme gibi bir şeyiniz olmaz. Yani bunlar terör örgütü imiş şeyini takamazsınız. Ondan sonra yani vatanın gidiyor sonuçta senin elinde. Bu saatten sonra yani girersin yok pahasına. Böyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bütün izleyicilerden ne söylemek istersin, ne talep edersin? Yani bütün izleyiciler sonuçta ağırlıklı olarak muhtemelen Türk dünyasından talep ediyorlar. Evet. Doğu Türkistanlı arkadaşlar, çok da akademisyenler, aydınlar. Yani Doğu Türkistanlı öğrencilere, buradaki öğrencilere yön versinler. Yani iyi yetişmeleri için, yani bizimkilerde mesela bu topraklara diyeyim alt üst şeyi var mesela babanın yanında oğul konuşamaz, abinin yanında onu geçelim artık. Burada öğrencilerin yetiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela sen ilk geldiğin seneyle bu seneyi kıyaslayabilir misin? Sen çeşitli programlar aldın, biraz evet. Özgüven geldi. Aynen. Ben bunu bütün Doğu Türkistan'dan gelen öğrencilere bu şey yaratılması gerekiyor diye düşünüyorum. Zoom programları olabilir. Yani ne kadar utangaç olursa olsun yani bunu bir türlü bir yönlerinden gelip bunu keşfetmeleri gerekiyor. Ki herkes birer tane şey olmasa da yani bu doğrudur sana anlatılabilecek. Davası için evet. Birer kişi en azından kendi ülkesini savunabilecek, kesinlikle. Temsil edebilecek kabiliyet olması. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu öğrenciler dediğim gibi yani iyi eğitilmesi gerekiyor. Yani buradaki Türkiye'deki akademisyenler olsun, Doğu Türkistan'daki akademisyenler olsun, birliktelik çok önemli. Biz dediğim gibi biz Güney Türkistan, Doğu Türkistan olarak güçlü bir şekilde şeyimiz yok dünya statüsünde. Yani diğer milletler hemen birleşemiyor. Yani biz nedense bir birlik kuramıyoruz. Yani birlik olmadıkça biz dışarıdayız. Yani toprağımız yok olmak üzere. Yani bu saatten sonra yani bir araya gelmesek ne zaman geleceğiz? Bir araya gelmemiz gerekiyor. Madem herkesin derdi vatansa, herkesin derdi topraksa, herkesin derdi bilgiyse, neden bir araya gelmem? Bir araya gelelim. Yani şeyle birlikten güçlü hazırlanma ya. Kesinlikle. Bundan sonra yürüyebiliriz. Aynen. Diye düşünüyorum. Esenlikler diliyorum size. Teşekkür ederim. Programlarınız güzel. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah hayırlısı olur diye düşünüyorum. Sağ olun. Teşekkürler.